Evet, şöyle içeri gireceğim şimdi arkadaşlar arabayla. Şöyle çıkalım burayı mesela. Şöyle geldik geldik. Hop bakın araba direkt bizden gidip buraya spam oluyor. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıkta gördüğünüz gibi Lamborghini Taycan'da odun boşaltma makinesi ya da araba boşaltma makinesi ya da otomatik odun yükleyen makinesi artık ne derseniz deyin. Çünkü kesin bir isim bulamadık. Videomuza geçmeden önce videomuzu açıdan beğenmeyi sakın ihmal etmeyin. Bu arada ikinci bir kanalım var. Video kanalım. Oraya da abone olmayı unutmayın. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Bu ses nereden geliyor? Şimdi şu makineye geliyorsunuz ya. Şimdi buraya geldiniz. Arabayla geldiniz mesela. Böyle arka arka bir önüne geldiniz ya. Buradaki arabadaki odunları böyle tek tek bu makineye atmak yerine direkt buraya kuracağımız sistem ile arabayla geliyorsunuz ve otomatik olarak bütün odunlar makineye gidiyor. Peki ya nasıl? Öncelikle şunu söyleyelim. Ortalama şu kadar şu düz giden şeyden lazım. Yani bakın şu. Şu. Hani bunlara makine ucuna takacağız düz gidecek. Bundan bir 8-10 tane lazım. 8 tane de 6 tane de fark etmez. Ayrıyeten şunlar lazım gençler. Bu önemli bir şey yani. Şu 1-4 veya 1-3 fark etmez. Bundan lazım. Bunun olayı da araba buradan yukarı çıkacak. Dilerseniz yavaştan başlayalım. Hemen şu odunu geri arabaya atalım. Makineyi şöyle kapıra düz yapacağım. Tabii ki siz benim gibi yapmak yerine makinenin olduğu yere yapın. Benim sabit makinem yeri olmadığım için ben direkt göstermelik yapacağım. Ayrıca şu arabanın spam şeyin yani neydi lan bunun? Arabanın işte sıfırlama yerini şöyle şuraya koyalım. Çok mu berik olduk? Neyse bunu en son koyarız. Şöyle bu kenarda kalsın bir. Şu arabayı şuradan bir çekelim ileriye. Tamamdır. Şimdi öncelikle şu düz giden makine şeyini, rayını, rafını artık neyse. Şöyle şuraya bir dizelim gençler. Orada sonucuda çok 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 az ping var. Demek ki gibi yok. Videodan önce bayağı bir ping vardı. Onları hallettik. Bu arada illa böyle yüksek yapacaksınız diye bir şart yok. Dilerseniz bunu tabana koyarsınız. Yükseltebilirsiniz. Yani hepsi olur. Merak etmeyin. Ben size temelini göstereceğim. Bütün dekoru, mekoru falan size kalmış. Sizin hayal gücünüze kalmış olan bir şey. Şu marketin kapılarını kapatalım. Şöyle. Bu arada sana markete devam ediyoruz. Ancak sürekli markete de devam etmenin bir mantığı yok. Evet. Bu arada sohbetten görüyorsunuz. Size oyuna yeni başladım diyenlere inanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü asıl olay sizdeki parayı kapmak, bilginiz olsun. Şöyle şunları yerleştirmeye devam edelim diyeceğim. Bunlar niye oturmuyor birbirine, kafaya yiyeceğim. Sonucu da pink de yok. Pink yok dedik, nazar değdi. Bakın 900, pardon. Şu an 9 milisaniye bir pingi mi var? Ha pardon, tamam düştü. Ping var arkadaşlar şu anda 30. Yani gayet doğal. Şunu çevirerek koysam yine olmuyor. Bu arada önceki videoda sesim pek iyi gitmemiş, kusura bakmayın. Video yorum atmayı unuttum. Yani sesle alakalı. Onu buradan söyleyeyim. Mesela bu arkadaş oyuna yeni başlasaydı para atmanın olduğunu bilemezdi. Araba alınması gerektiğini bilemezdi. Bilginiz olsun. Şöyle bunu da buraya koyalım. Umarım çok uzun video olmaz. Kısa kesmeye çalışacağım. Şimdi bu kadar yapmaya da gerek yok aslında gençler. Fazlası arabanın boyu kadar olsa yeterli. Ama ben yine bir tane daha koyacağım. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Evet, sen temel mantık bu. Hani makinenin önüne şöyle bir ray çekmeniz yeterli. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ray var. İlla bu kadar yapmasanız da olur. Bilginiz olsun. Şimdi buraya ne koyalım? Şu arkadaştan şöyle bir dizmeden önce buraya rampa yapmamız gerekiyor. Rampa bu değil çünkü. Rampa hangisi? Şimdi gençler 1-4 veya 1-3 fark etmez. Ben Vader kullanacağım. Zaten olayın bütün sıkıntısı burada başlıyor. Mesela buraya rampayı koyacağız ya. Nereye kadar gelsin, nereye kadar gelmesin. O yüzden en basit şekilde göstereceğim ben size.
Buradan şunu almanız yeterli olmaz. Bu çok geniş gidecek. Değil mi? Bakayım bir. Aynen bir arabaya göre bayağı bir geniş. O yüzden şöyle yapmanız yeterli. Bakın tam sınır zaten. En basitini gösteriyorum. Dilerseniz daha da zorlaştırabilirim. Sıkıntı olmaz. Şöyle en basitini yapacağım ben direkt. Boş yere zor yapmanın mantığı yok. Zaten hani böyle bir şey ben kullanmam. Anasını denk getirdim hemen bunu böyle. Evet bu çok zor denk gelir ama denk geldi diyecektim. Çok kenara gitmiş. Neyse bu denk getirme yolu basit. Buradan bir sıra daha yapacağız. Ha şimdi tamam. Buradaki parçaları kullanayım ben. Boş yere gitmesin. Devir sarıp devir gençler. Direkt bol bulup harcamayın. Tamam bizim bakın oyunda 17 milyon paramız var ancak bu bizim değil. Burada buraya koyarsam bitmiyor. Çünkü yanlış koydum. Şöyle kenara koyalım. Tamamdır. Gayet güzel. Fena değil. Şimdi buradaki operasyon şöyle. Şimdi biz şuraya bir düzleyelim. Zaten burası kaçlık bakayım ben mi? Ha. Olmaz ki baksanız yamuk olmuş. Oğlum bu niye yamuk oldu lan? Ben şuraya bir kaydırayım şöyle. Evet, şu an düzelttim. Gördüğünüz gibi tamamen hizalı bir durumda. Şimdi hangisini alalım? En basitini göstermeye çalışıyorum burada. Tekrardan söyleyeyim bunu da. Bir tane buraya bundan koysak, bir tane de buraya bundan koysak yeterli. Ortaya da gençler. Orta sıkıntı olacak. Bunlar arkadaşlar demonun çekimini izlemişsiniz muhtemelen. Çok kenar yaptığımı fark ettim. Bu yüzden iç tarafa doğru çekiyorum bunları. Çok kenar yaparsanız ne olur? Araba buraya düşer. Hani olacağı bu. Nerede geniş de yapabilirsiniz. Ancak dediğim gibi en basitini gösteriyorum. Şöyle düzelteyim ben bunu. Niye düzelmiyorsun? Ha demin oldu sanki. Evet. Son iki parça. Sonra hemen ortasını yapacağım. Sonra hemen rampaya geçeceğim gençler. Tamamdır. Şunu çevireyim. Şöyle koyayım. Dön. Yok yanlış oldu. Ha şöyle. Bunu bu ortaya koyabilirsiniz. Dilerseniz ileriye, dilerseniz geriye. Çok geri koymazsanız sıkıntı olmaz. Çok da ileri koymayın. Şöyle bakıyoruz. Tamamdır. Şimdi geldik zurnanın. Bunun ucuna gençler rampa yapacağız. Zaten en zor kısmı bu. Ben şurada bir tane rampam var benim. Hatta size onu göstereyim ben. 2 dakika arabaya bak geleyim ya. Bakın şurada. Belki bizi tanımayanları varsa rampayı göstereyim. Bakın şurada. Direkt burada araba yukarı çıkabiliyor. Aynı mantığı da buraya yapacağız. Şurada araba kalsın. Hatta biraz daha geri alayım ben bunu. Şuraya bilmem. Heh. Tamam. Bir de 3 ya 4'e 3. 4'e 3 daha rahat olur bilginiz olsun. Öbür rampada da benim 3 tane 4'e 3 bir tane 4'e 1 var. Pardon 3'e 1 4'e 3. Hepsine 3'e 3'e koydum. Bunun sebebi dalgalı olması daha rahat oldu ama buradaki olay bunun yönü neredeymiş lan buradaymış. Yönü görebilsem çok daha güzel olacak. Şöyle çevireyim önce ben bunu. Heh. Tamamdır. Şimdi gençler buraya bundan koyalım. Bu arada ben çok geniş koydum bilginiz olsun. Yani bu kenarlar bu kadar genişletmenin pek bir mantığı yok. Tek sıra yeterli. Ben fazladan yaptım. Çünkü rahat olsun. Evet gençler burayı bitirdik. Şimdi bunlara doldurması kaldı. Bu alttakini silebiliyor muyum? Bakayım aynen silebiliyormuş. Şurada kalsın sileyim. Evet şimdi buraya odun getirmemiz gerekiyor. Elimdeki odunları kullanmayacağım çünkü bunlar iki biri siyah, beyaz ve tam beyaz odun. Bunlar ne oluyor lan? Onu kim yaptı? Odunları dışarıdan getireyim ben.
Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Deminki yeri muhtemelen hızlı çekim izlediniz. Çünkü çok şey yapmanın mantığı yok. Bu arada size şunu söyleyeceğim bakın şimdi. Fark ettiyseniz 5, 5, 5 olarak gitmiş ya. Bu kadar büyük yapmanıza gerek yok. 3 yapmanız yeterli. Yani şöyle. Şundan. Yani ben floor'un en genişinden koydum. Size tavsiyem illa o kadar geniş koymak yerine normal yarım duvar koyabilirsiniz şöyle ki. Yani bunlar koyarsanız tam denk gelir. Ben rahat olsun diye daha büyüğünü koydum çünkü buradaki amaç belli. Aa, bu niye olmadı lan? Böyle kalabilir. Zaten buradaki mantık sadece şey yani mantığını göstermek diyemedim. Neyse. Burada niye bir tuhaf? Bilemedim. Evet, güzel bir ilk geliyor. Şimdi gençler şunları şuraya bir yerleştirelim. Sen makine bitmiş sayılır. Ancak asıl olay finalde. Finali daha çok önemli bizim için. Hemen şunları şöyle yerleştirelim. Şöyle. Sen asıl sıkıntı ya. Burası dediğim gibi siz bu kadar geniş yapmayın. Bunun yarısı kadar yapsanız yeterli olur. Şöyle yerleştirelim her şeyi. Bu arada benim gibi ortaya yapmayın. Kenarı bir yere yapın. Çünkü ben gösterme amaçlı yapıyorum ortaya. Şimdi bu tamam sayılır. Şu ucundaki yeri bir kapatalım. Birazcık düzensiz yaptığımız için. Evet, şu kenarları kapattım. Hani dediğim gibi biz tam ölçüyle yapmadık. Sadece gösterme amacıyla yaptık. Şimdi bunun kenarına şu şeyi koyacaksınız. Bu şey makinesini. Demeden önce su temelini bir göstereyim bakayım. Bir dakika çalışıyor mu diye bakacağım bir. Mesela bunun içinde odun olsun. Şöyle bizim araba siyah. Demir kahverengiydi biliyorum. Şimdi siyah oldu. Lan gel buraya. Ha, şöyle koyayım şunu şuraya. Yani niye koyamıyorum? Tamam. Mesela şöyle geldim. Şu şekilde gençler. Böyle geldiğiniz zaman arabayı sıfırlıyorsunuz böyle. Bakın odunlar oraya düşüyor. Bütün mantık bu yani. Şimdi size bunun daha basitleştirilmiş versiyonu yapacağız. Yani şöyle ki hemen şu köşeye gideceğiz elimizdeki kabloyu falan kullanacağız. Yani ben kablo kullanacağım ancak eğer isterseniz şey kullanabilirsiniz lazer. Şu bir gitsin buradan. Şöyle. Tamam. Yani şu an kullandığım bütün malzemeler bizim burada var. Lazer kullansam daha rahat olur ancak gemiyle karşıya geçmeniz gerekiyor. Oğlum bunlar niye böyle lan? Oğlum kablo... Ha kablo diğer tarafta pardon değil mi? Bakayım bir. Kablonun diğer tarafta olması gerekiyor. Şimdi bize kablo lazım. Kablo da şeyde var. Leon ismi. Şu arkada. Şu arabanın spawner'ını alayım bir. Şuraya koyayım. Düzel. Düzel. Evet düzeldi. Düzelemedi. Düzel. Niye düzelmiyorsun? Düzelir misin rica etsem? Hadi lan. Ya düzelebilirsin ya. Bu zor bir şey değil. Ha, şöyle kalabilir veya şöyle tamam şimdi böyle dursun. Tavşi arabanızı nereye koymak istiyorsanız oraya koyun. Evet elim mikrofona çarptı çok kötü oldu neyse. Hemen şuradan bir kablo alıp geleyim ben. Öncesinde tabii ki de şuradaki sistemi bir yap kurayım. Mesela bakın mesela diyorum. Yani buradaki her şey sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Şöyle şu dursun şurada bir. Tamam mı? Sonracığıma şunu bir alayım ben. Bakın şimdi buradaki olay ne? Baskı değil mi? Bu burada kalsın. Ters koydum. Onu bu düz gözüküyor. Niye ters konuyor lan? Evet şu anda oldu. Şunu bir kaldırayım ben şunu. Şimdi bana kablo lazım. Umarım kablo elinde durur. Vardır. Kablo yok ama ben şey kullanayım bari ya.
Şu ledler yok mu? Ondan bari kullanayım. İçeride var mı acaba lan? Neyse aramayayım. Ben şimdilik bunu kullanayım. Çünkü dediğim gibi biz bunu göstermelik yapıyoruz. Şuraya kadar gelse. Tamam, burada kalsın. Dediğim gibi kablo olmadığı için şimdilik bunlarla yapacağım. Bir esnek daha alayım ben. Şuradan çıkartayım bunu. Buraya dokundurayım. Buradan. Tamam. Şunu çıkartayım ben tekrar şuradan. Buraya dokundurayım. Bakın dokunmadı. Şöyle. Buradan. Hiç mi diyelim? Şöyle yapayım. Bakın, şimdi size oraya mantığını göstereyim. Evet, şöyle içeri gireceğim şimdi bakın arkadaşlar arabayla. Şöyle çıkalım burayı mesela. Şöyle geldik, geldik. Hop bakın, araba direkt bizden gidip buraya spam oluyor. Ve bir tanesi burada kalıyor. Ondan sonra indiririz. Dediğim gibi sistem bu kadar basit. Böyle kullanabilirsiniz. Dilerseniz bunun lazer versiyonu var. Lazer yapmayı tam bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Ama bir deneyeceğim. Bunu sökeyim. Bu şurada bir kalsın. Sen ortada dağıttın iyice. Bu da şurada kalsın. Lazer sistemi tam kullanmadığımı söylemiştim. Yani tuhaf bir sistem olacak. O yüzden buraya kuracağım. Bunun karşısına bunu kuracağım. Sistem şöyle işleyecek. Lazer gelmezse eğer ki, yani lazer buraya temas etmediği anda sistem devreye giriyor. Şunu da şeyin adam akıllı bir geri koyalım. Bu da lan böyle. Evet, şu anda oldu. Şimdi şu kabloyu buradan çıkartayım ben. Şöyle buradan buraya bir bağlayayım. Şimdi bir test edelim. Kablo yok oldu. Tekrar yapalım. Farklı bir kabloyla. Bakın gördüğünüz gibi. Yapma çünkü para bitiyor. Evet, şimdi biz bunun bir testini yapalım gençler. Şöyle çıkalım bakalım. Şöyle geliyoruz. Al, gözük mü lan hazır? Araba kaldı, yürümüyor ha. Bir dakika, lazer iptal oldu. Niye? Ha, lazerin aktif olması gerekiyor. Aa, bir dakika. Çortladık bak şimdi. Aynen bunu açınca hep spam oluyor. Niye böyle gençler? Neyse biz bir yere bir hata yaptık ama tam bilmiyorum. Zaten asıl pratiği çözdük. Asıl pratik tamamen buradaki sistem. Dediğim gibi bu kadar geniş yapmanıza gerek yok. Hani şuradan ilerisi gereksiz, bilginiz olsun. Aynen bence de mekanizmayı biz çok ters yaptık. Şöyle şunlar ve gitsin kalmasın. Şimdi buranın bayağı bir masterı temizliği olacak. Biz bir yarım saatte bununla da uğraşırız. Dilerseniz yavaştan videomuzu sonlandıralım. Şu anda şu içeri almayayım da. Evet arkadaşlar, umarım hoşunuza da giden güzel bir video olmuştur. Tamamen temel pratiğini yaptım. Şu şekilde bir tane makine. Dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Bu kadar geniş yapmanıza gerek yok. Evet, video başlamadan önce burada hiçbir şey yokken şu anda buraya bayağı bir yapı yaptık. Videomuzu beğenmeyi ve aşağıdan yorum atmayı sakın ihmal etmeyin. Aynı zamanda diğer kanalıma da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.